Samir hocamız diyor ki, hocam diyor, Ocalı katliamında diyor Ermeniler diyor muazzam bir katliam meydana getirdiler diyor. Bu durumda onlara nasıl öyle dost gözüyle bakacağız diyor, özetle. Şimdi kardeşim, Ermenilerle savaş oldu diyeceğiz. Diyoruz ki biz size düşmanız. Gördüğümüz yerde sizi öldüreceğiz desek. Allah esirgesin. Evet. Rusya'ya diyeceğiz ki ya siz zamanında Gazi Osman Paşa'ya, Müslümanlara yaptığınız olaylar malum. Biz nerede bir Rus bulursak gerekeni Evet. yapacağız. Bizim büyük düşmanımızsınız diyeceğiz Rusya'ya. Evet. İran'a diyeceğiz ki zamanındaki savaşları unuttunuz mu? Bak Cübbeli hocam da diyor zaten doğranmanız gerektiğini Evet. desek ve tuttuğumuz yerde sizi doğrayacağız desek. Aşağı doğru gidelim. Evet. Suriye'ye gidelim. Siz zamanında bizlere neler yaptığınızı hatırlıyorsunuz. Müslümanlara neler yaptığınızı hatırlıyorsunuz. Sizin de iflahınızı keseceğiz desek. Evet. Sonra Irak aynı şekilde. Sonra Yunanistan malum Evet. onlara. Benim gördüğüm dünyada adam kalmıyor. Evet. Hepsi düşmanımız olmuş oluyor. Evet. Bir tek biz kendi içimizde kalıyoruz. Kendi içimizde de diyeceğiz ki solculara siz kafirsiniz. Evet. Biz sizi tuttuğumuz yerde gereğini yapacağız. Evet. Değil mi? Alevilere öyle diyeceğiz. Aleviler Sünnilere diyecek. Evet. Hristiyan kardeşlerimiz var, onlara diyeceğiz. Onlar bize diyecek. Evet. Ey şeytan, boynuzlarını paramparça edeceğim. İnşallah. Böyle bir düşmanlığa müsaade etmem. Evet Allah hocam. Maşallah. Boynuzlarını un haline getirir, sana yuttururum leblebi gibi. İnşallah hocam. Hepsi benim kardeşim. İnşallah. O katliamları yapanlar faşistler ve komünistlerdi. Evet. İblisin takımıydı. Evet. Şu an onlar zaten cehennemde hesaplarını veriyorlar. Evet. Benim minik Ermeni, tertemiz, kara gözlü, sevimli kardeşlerim 10 yaşında, 9 yaşında böyle pıtı 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 yürüyor keratalar. 7 yaşında. Ne suçu var bu sahabilerin? Yok hocam inşallah. Bu ne kindir ya? Evet. Bu ne öfkedir böyle? Rusya'da böyle sarışın köfte gibi geziyor ufak Rus çocuklar. Acayip sevimler. Değil mi? Evet. Çok güzel bir millettir. Evet. Ne suçu var bu çocukların? Yok hocam inşallah. Yapanların gidip yakasına yapış. Bütün millet sorumlu olmaz. Evet. Evanjelikler bir yerden üfürdüyse, Samir'in bir kulağından girip bu da çıktıysa, o üfürümün etkisinde kalmayacak. İnşallah. Kendini toplayacak. Hepsine hamiyiz. Evelallah. Maşallah. Hepsi yedi emanımızda. İnşallah. Hepsi canımız. Kıllarına tüylerine zarar getirmeyiz. Maşallah hocam. İsrail de yedi emanımızda, Ermenistan da yedi emanımızda ve bütün Turani devletler, Evet. bütün Türk devletleri hepsi yedi emanımızdadır. İnşallah hocam. Bütün İslam aleminin devletleri yedi emanımızdadır. Hepsi kardeşimizdir. İnşallah. Biz kinci değiliz, intikamcı değiliz, faşist değiliz, komünist değiliz. Evet, inşallah. Değil mi? Evet hocam, inşallah. Biz sevgi insanıyız, muhabbet insanıyız. İnşallah. Allah bizim yedi emanımıza verdi onları. İnşallah hocam. Koruyup kollayacağız. Müşrikler sel gibi kan akıtmışlardı. Müslüman kan akıttılar müşrikler o zaman. Evet. Barış anlaşması oldu. Müslümanlar hakim oldular. Cenab-ı Allah ne diyor? Müşrikler diyor bir yerden bir yere giderken canınızı ortaya koyup, Evet. hayatınızı ortaya koyup onları koruyacaksınız diyor Allah. Evet hocam. Bir yerden bir yere güvenlikle onları getiriyor. Müşrik adam bak devam ediyor müşrik. Evet. Zamanında kan dökmüş. Oluk gibi Müslüman kanı dökmüş. Evet. Müşrikler barış anlaşması olmuş. Evet. Müslümanlar hakim olmuş. Yedi emanına sığınmışlar Müslümanlar. Onların kontrolüne geçmişler. Biz Evet. size artık güveniyoruz diyorlar. Müslümanlar da onları güvenlik içinde ilgili yerlere götürüp teslim ediyorlar. Maşallah. İnşallah hocam. Müslümanlık budur. Samir kardeş. Samirken Samiri kafalı olursan olmaz. Evet. Değil mi? Evet hocam. Sen Samir olmada kal.
Evet. İnşallah. İnşallah. Kur'an bize bunu emrediyor. Evet. Mehdiyetin ruhudur bu. Evet. Allah Mehdi'ye Cibril'le, Cibril'e bildirmiştir Allah. Cibril peygamberimize, peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ravilere, raviler ehli sünnet kitaplarına koymuştur, açıklamıştır. Evet. Ve Allah'ın buyruğu Mehdi'ye kadar gelmiştir. İnşallah. Değil mi? Mehdi'ye ne diyor Cenab-ı Allah? Kan dökmeyeceksin. Evet. Damla kan akıtmayacaksın. Affedici ve şefkatli olacaksın. Evet hocam. Barışı isteyeceksin ve bütün silahları yeryüzünden kaldıracaksın diyor. Evet. Allah'ın bu emri yerine gelecek. İnşallah hocam. İnşallah. Alayı ayağa kalksa da o ilgili evanjeli efendim, gericisi, üçkağıtçısı, kancısı bu emir yerine gelecek. Evet. Kader böyle. Allah'ın kaderi böyle. İnşallah.